Erdoğan'ın verdiği mesajlara hem rüzgar Türkiye'den yana esiyor başlığını ki rüzgar enerjisinde tribünler çok hızlı döndü ve Türkiye elektriğinin %20'sini üretti, bir rekor kırıldı diye söylemiştim. Hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda bu meseleyi konuşalım istiyoruz. Bardağın dolu ve boş taraflarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bir kesime göre bardak çok dolu, bir kesime göre ise hiç bardak boş, hatta bardak çatladı gitti kırıldı. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener bizimle, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Buluş bizimle. Hepiniz hoş geldiniz yanımıza. Sayın Şener, sizinle başlamak isterim. Bugün Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nda değerlendirmeleri oldu. Türkiye ekonomisini sürekli olarak döviz üzerinden okumak ne kadar sağlıklı, ne kadar doğru, bunu sormak istiyorum. Siz bu başlığa katılır mısınız? Yani Türkiye için esmeye başladı mı rüzgar diye de merak ediyorum. Çünkü son haftalara yansıyan haberlere baktığımda genelde hep yatırım ağırlıklı, işte fabrika açılışları, yeni tesis temel atma törenleri, işte yeni istihdam sağlayacak teknolojilerle ilgili ARGE çalışmaları, birçok haber geliyor bültenlerde elimize. Siz baktığınızda bir ekonomist olarak gidişatı nasıl görüyorsunuz? Şimdi isterseniz öncelikle bugünkü Merkez Bankası'nın enflasyon raporuyla ilgili kısmı cevaplayayım. Daha sonra da rüzgarın gerçekten esip esmediğiyle ilgili sorunuza cevap vereyim. Şimdi Merkez Bankası ile ilgili şunu söyleyelim. Bir defa Merkez Bankası ilk defa çok anlaşılır şekilde politika değişikliğine gitmiş gözüküyor. Yani daha önceki o gündeme gelen noktalardan uzaklaşılmış ve gördüğümüz kadarıyla bu yeni bir politika belirlenmiş oldu. Yani bu yeni politika şu açıkçası, öncelik cari açık. Yani cari açıkla ilgili bir iyileşme, yani Merkez Bankası'nın bakışı şu daha doğrusu, cari açıkla ilgili bir iyileşme sağlandığında, oradaki oranlar düşürdüğünde, gerekiyorsa cari fazla verildiğinde bunun piyasalara olumlu yansıyacağı, özellikle de kur tarafına olumlu yansıyacağı hesap ediliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası özellikle bundan sonraki süreçte faiz indirimleriyle ilgili kısımda hani sadece enflasyondan ziyade cari açığı da ön plana tutacağını açık olarak beyan etmiş oldu bugün. Çünkü bu hep kafaları karıştıran bir konuydu. Hani acaba çekirdek enflasyona göre mi verecek faizi, manşet enflasyona göre mi verecek, yoksa bütün bunları pandeminin özelliklerini de göz önünde bulundurup bundan sonraki süreçte ekonomiyi geliştirmek için farklı argümanlar mı üretilecek şeklinde değerlendiriliyor idi. Yani o zaman Sayın Şener, biraz ben kafamda durumu netleştirmek için sorayım. Şimdi Merkez Bankası diyor ki biz çok fazla ihracat yapalım, az ithalat yapalım. Yani ithalat için para kıymetsiz ya da işte dolar euro yüksek olduğu için biraz makası kapatalım. Fazla verdiğimiz zaman zaten dolar euro bollaşacak. O zaman da bu döviz kurları aşağı düşecek gibi bir görüş mü bu kabataslak? Aynen İbrahim Bey, belirttiğiniz gibi yani Merkez Bankası bunu düşünüyor. Diyor ki ben cari açık veriyorum. Yaklaşık olarak işte yılına göre bu değişiyor. 30 milyarla 40 milyar dolar arası bir cari açık veriyorum. Eğer bunu kapatırsam kurlar üzerindeki baskıyı da hafifletmiş olurum, evet, diye söylüyor. Şimdi bir defa şunu söyleyelim. Evet, cari açık Türkiye için hani finansmanı açısından kurlar üzerinde baskı yapan bir etken. Fakat kurlar üzerinde sadece cari açık baskı yapmıyor İbrahim Bey. Onu da ayrı bir tarafa koymak lazım. Onun tabii için bunun ek politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Makro mesela arkadaşlar manşete yazdılar, yatırımın önündeki kritik engellerde iş dünyası anketi var. Yüksek faiz ve enflasyondan özellikle şikayetçi oldukları, maliyetlerinin çok arttığını söylüyorlar bu enflasyonist ortamdan dolayı. Aynı zamanda bu süreçlerle ilgili de Merkez Bankası'nın bir önlem alması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Yani tabii ki Merkez Bankası özellikle makro tarafta da bir takım önlemleri almak durumunda. Sadece Merkez Bankası değil, bunun makro kısmının hükümet tarafından ele alınması lazım. Bakın, yapılan hamle iyi mi? İyi. Herkesin beklentisi doğrultusunda mı? Yani iş dünyasının, evet, yani iş dünyası da niye cari açık verelim? Bunun üzerinde duruyor zaten. Ama sadece kur üzerinde baskıyı yaratan cari açık değil. Onun için de evet, bunun hükümet politikalarıyla fark. Zaten Merkez Bankası açık olarak söyledi. Yani sadece Merkez Bankası'nın alacağı kararla bu istikrara kavuşturulamaz şeklinde söyledi, biliyorsunuz Sayın Başkan. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada bunun makro politikalarla desteklenmesi lazım. Mesela nasıl desteklenmesi lazım? Örnek de verelim o zaman. Evet, cari açık çok büyük problem. Burası kapatıldığı zaman kurlar üzerinde şüphesiz pozitif etkisi olacaktır. Ama diğer taraftan Avrupa'nın tamamına göre borçluluk oranı Türkiye'nin tamamından düşük olmasına rağmen, bakın, hem kamu borcu olarak
hem özel sektör borcu olarak düşük olmasına rağmen gene de ödeyeceğiniz borç miktarına göre kur üzerinde bir baskı oluşuyor. Evet. Sadece bu da değil, işte 235 milyar doları var Türkiye'deki yerleşiklerin bankalarda. Resmi rakam bu. Yani işte bu üçü çerçevesinde bakmak lazım. Evet, cari açık tercihi önemli bir tercih. Bu kulvardan gidilmeli. Gördüğümüz kadarıyla da zaten Merkez Bankası şunu da söylüyor. Diyor ki selektif kredileri ön plana çıkaracağım. Yani ne demek bu? İhracat yapana daha ucuz kredi vereceğim diyor. Peki, Örneğin şimdi ekranda hamur... bir yazı var efendim. Standard & Poor's Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun bir değerlendirmesi var. Diyor ki Türkiye diğer gelişmekte olan piyasalardan daha hızlı toparlandı ve Türk ekonomisindeki salgın izleri siliniyor. Katılır mısınız? Şöyle söyleyelim İbrahim Bey onunla ilgili. Zaten ta Kasım ayındaki Melik Bey'le de birçok programda bunu tartıştık, aslında konuştuk. Kasım ayındaki söylemlerimizde bile biz şunu söylüyorduk. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tamamı Türkiye ile ilgili büyüme beklentileri çok çok düşük seviyede, çok çok alt seviyelerde. Göreceksiniz bunları birkaç ay içerisinde, 3 ay, 5 ay içerisinde revize edecekler Evet, hepsi şeklinde yanıldı o zaten anlamda. söylüyorduk biz bunu. Gelinen noktada şu anda Türkiye'nin bütün büyüme rakamlarını, bütün uluslararası derecelendirme kuruluşları, IMF de dahil, Dünya Bankası da dahil, aynı zamanda kuruluşlar da dahil, hepsi revize etti biliyorsunuz. Yani Peki. orada pozitif ayrışacağımız ortadaydı zaten. Bu gözüken bir şeydi. Bunu tekrardan teyit etmiş oldular. Tabii ki Türkiye avantajlı. Çünkü hakikaten çok yoğun bir talep var Avrupa'dan, Amerika'dan. Dolayısıyla Türk sanayisinin buna ayak uydurması yönünde, hızlı toparlanması yönünde Türkiye tabii ki Standard & Poor's'un dediği gibi avantajlı kısımda aslında baktığınızda. Ama dediğim gibi bunların hem hükümet politikalarıyla hem Merkez Bankası politikalarıyla karşılıklı desteklenerek Peki. açık noktaları kapatılarak devam ettirilmesi lazım İbrahim Bey. Peki şimdi geleceğim Sayın Buluş, tekrar size geleceğim ama Sayın Buluş'a gideyim efendim. Öncelikle ona da biraz söz vermiş olalım. Şimdi Dünya Gazetesi, ki ekonomi anlamında saygın gazetelerden birisidir efendim, bir anket yapıyor. Anadolu Nabzı anketi. 44 kentten 300-304 iş insanı cevap veriyor ve bu süreçte, yani salgın sürecinde biz küçüldük firma olarak diyenlerin oranı %13 civarında. Aksine büyüme hedefliyoruz diyenler yarıdan fazla ve yeni yatırımlar yapacağız diyenler yarıdan fazla. Bu anlamda baktığınızda Çin'in yaşadığı krizler Türkiye için bir avantaj haline geldi mi sorusunu soracağım. Türkiye yatırım, üretim ve lojistik üssü olabilir diye uluslararası alanda da ekonomistlerin yaptığı değerlendirmeler vardı. Örneğin dün akşam saatlerinde, bugün de haberde paylaştık. Diyarbakır'da yeni bir lojistik üssü için 1 milyar 150 milyon liralık bir yatırım yapılıyor. Birçok yerde de benzer yatırımlar olduğunu görüyoruz. Sizce en kritik soru şu: 2023 seçimlerine giderken vatandaş ağır ağır bu ekonomideki toparlanmayı cebinde, işte cüzdanında, kendi mutfağında da hissedebilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Atatürk Kültür Merkezi'ndeki o törende dedi ki tüm sorunları, vatandaşın yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyor, biliyoruz, masamıza da koyduk, bunlar için mücadele ediyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ama dünyanın içinden geçtiği süreci de göz önünde bulundurun diye de söyledi. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim? Evet, öncelikle herkese merhaba. Bu Türkiye'nin Dünya Gazetesi'ndeki işverenler üzerinden yapılan anketin de ortaya koyduğu sonuç, daha önceki programlarda da tartıştığımız şeylerden bir tanesi. Yani Türkiye bu global bir krizin sonucunda ortaya çıkan şartlardan, fırsatlardan istifade etmiş gözüküyor. Bu anlamda özellikle lojistik anlamda ulaşım maliyetleri Avrupa pazarına Türkiye'ye büyük bir avantaj getirdiği gibi, durmayan fabrikalar, yani korona krizi esnasında en azından ben Konya için söyleyebilirim, organize sanayi bölgelerinde muazzam bir istihdam, üç vardiya çalışma var. Bunların tamamı ortaya koyulduğunda, burada ankette ortaya çıkan sonuç, yatırımcıların yeni bir büyüme beklentisi, yatırım yapacaklarına ilişkin sonuçlar çok anlaşılır oluyor. Bunun dışında Türkiye'nin bu rüzgarı, biraz önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği rüzgarı etkileyebilmesi, çok yakından öngörülen bu gelişmeyle tabii ki halkın yaşadığı ekonomik bir takım sıkıntılar arasındaki bağın tartışılması gerekiyor. Tabii ki bu olumlu gelişmelerin halkın direkt bütçesine yansımasının hissedilmesi zaman alacak. Yani gerçekçi olmak gerekirse bu tür kararların halkın direkt cebine yansıması için alınan önlemlerin etkisini göstermesi bir miktar gecikmeli şekilde halkın cebine yansıyacak. Dolayısıyla bunu bir arada düşündüğümüzde, sizin de o vurguladığınız bu krizin
kriz demeyelim de bu ne diyelim ekonomik sıkıntılı olarak dönem. Korona sonrasında çıkan bir dalgalanma diyelim, bir tüm emtia fiyatlarında, enerji fiyatlarında ortaya çıkan genel bir kriz, bir dalgalanma diyelim. Dolayısıyla bunun ortaya koyduğu şey sadece Türkiye özgü bir şey değil. Bu genel krizin içerisinde Türkiye'nin kendisine bir an önce sahili selamete çıkması, yani güvenli bir şekilde limana çıkması için çok avantajlı olduğunu görüyoruz burada. Ekonomi üretim bazlı düşünüldüğünde burada Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini de iş dünyasının beklentilerini yansıttığını görüyoruz. Türkiye burada farklı bir senaryo ile yürüyor. Geçmişten farklı olarak direkt faiz artırımları yoluyla enflasyonla mücadele etmek yerine biraz önce Sefer Hoca'nın da vurguladığı gibi aslında döviz kuru geçişkenliği üzerinden enflasyonist bir artış beklentilerini yönetmek için bu sefer farklı bir varsayım üzerinden hareket ediyor. Yani eğer biz üretimi bir şekilde canlandırabilir, ihracatı canlandırabilirsek düşecek cari açık üzerinden bu baskıyı düşürebiliriz ve birazcık enflasyonu kontrol altına alabiliriz gibi farklı bir senaryo ile yürüyor. Dolayısıyla bunları bir araya getirdiğimizde özellikle ekonomide biraz önce Standard & Poor's gibi kredi rating derecelendirme kuruluşlarının raporlarında da yapılan yukarı yönlü Türkiye için revizyonlar bunu şunu gösteriyor. Türkiye iktisadi büyüme sürecini geliştirebilir ve istihdamı da belli bir seviyede tutabilirse ve bu lojistik ve ticaret merkezi olma özelliğini Avrupa ve bölge için, Orta Doğu için ortaya koyabilirse bence gayet iyi bir pozisyonda 2022'de bunun artık özellikle benim şahsi beklentim ikinci yarısından itibaren rakamları olumlu şekilde yansıyacağı ve halkın da bundan istifade edeceği yönünde. Peki. Sayın Yiğit Ersin, devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önceki konuşmasında şu ifadeleri kullandı. 2023 imtihanını başarıyla geçtiğimizde Türkiye'yi durdurabilecek fani güç tanımıyoruz. İtip kalkma dönemi bitti. İstikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri eski Türkiye yok dedi. Aynı zamanda Bakan Varank'ın CHP'nin işte Türkiye'de tek bir fabrika bile yok eleştirilerine verdiği bir videolu yanıt vardı. Aslında eski bir videoymuş ama bugün sabitleyince tartışmalar yeniden alevlenmişti çünkü geçtiğimiz günlerde. Twitter'ına sabitleyince ben bir kez daha izledim. Bayağı da etkilendim aslında. Ne kadar çok iş yapılıyor, ne kadar çok aslında yatırım yapılıyor çok net görebiliyorsunuz o videolarda. Bu anlamda bir değerlendirme alabilir miyim sizden? Hani Türkiye şu an gerçekten 2023'e çok kritik bir eşikten mi geçiyor? Hem ekonomi anlamında hem de tüm bu işte üretimler anlamında. Yani elbette kritik bir eşik. Çünkü Türkiye bir yandan küresel anlamda bir mücadele yürütüyor. Bir coğrafya üzerinden bakarsak işte Suriye Savaşı hala devam ediyor. Irak tam anlamıyla dengeye oturmadı. Bunun dışında Yunanistan'la Doğu Akdeniz üzerinden zaman zaman gerilim yaşıyoruz. Kıbrıs meselesi orta yerde duruyor. Karabağ'da daha düne kadar işte Ermenistan-Azerbaycan arasında bir savaş vardı. Türkiye ona müdahildi. Dolayısıyla coğrafya zorlu bir coğrafya ve bu coğrafyada da Türkiye küresel bir aktör olmanın gereği olarak bu coğrafyada rol oynuyor, oynamak zorunda. Çünkü oynamadığı zaman bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği şey çok önemli. Diyor ki başarılarsa bu anlamda büyük bir tehlike olur. Ne demek o? Şu, yani eğer Türkiye'de bağımsız, işte anti-emperyalist, daha milli değerlerle uyumlu iktidar kalkarsa ortadan çok daha rahat ameliyat yapabileceklerini düşünüyorlar. O yüzden de işte sürekli farklı şekilde ve saldırılarla kendilerini gösteriyorlar. En son işte Büyükelçiler meselesinde yine öyleydi. Fakat hani üst perdeden bir cevapla geri adım atmak durumunda kaldılar. Şimdi işin bir tarafı bu. Yani dünya ölçeğinde siz mücadele vermek zorundasınız. Çünkü artık öyle bir şey ki dış politika ile iç politika birbirine girdi. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve çoğu zaman sizin dış politikanız başka bir ülkenin iç politikası haline gelebiliyor. Bunu gördük. Yani mesela işte Avusturya'daki seçimlerde Türkiye üzerinden bir tartışma yürüdü. Almanya'da keza yürüdü. Amerika'da başkanlık seçimini hatırlayın. Biden'ın vaatlerinden biri de işte muhalefeti birleştirip Erdoğan'ı yenmekti. Hani bu meşhur darbeyle bu kez yapmayacağız dediği şey. O yüzden de hani bizim dış politikamız bazı ülkelerin iç politikası haline gelebiliyor. Böyle içe geçmiş bir şey. Bu da Türkiye'nin küresel anlamda da bir güç olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla mücadelenin bir tarafı burası. Mücadelenin diğer tarafı da içeride vermeniz gereken mücadele. İçeride vermeniz gereken mücadele de sizin hem
işte ortaya çıkan sorunlar, özellikle pandemi sonrası ekonomide yaşanan daralma ve bir türbülans, onu atlatmanız gerekiyor. İşte gıda fiyatlarına yansıyan ama bir kısmının da spekülatif olduğu şey iddiası da var biliyorsunuz bir takım marketler eliyle. Şimdi o bir yandan hani onunla mücadele ediyorsunuz. Diğer taraftan sizin dünyada pay almak için kalkınmanız gerekiyor. İşte bunun için kendi uçağınızı yapmanız, kendi geminizi yapmanız gerekiyor. Kendi enerjinizi üretmeniz gerekiyor. Enerji meselesi özellikle çok belirleyici. Ben bunu daha önce söylemiştim. Erdoğan iktidara geldikten sonra en temel mesele olarak iki tane çok düzlem belirledi. Bunlardan bir tanesi savunma alanında yeterlilik. Yani bunu en azından %80'e yaklaştırmak yerli ve milli savunmada. Çünkü her şeyiniz dışarıya bağımlıydı. Ve hani size bir heron vermediği zaman sizin operasyonlarınız akamete uğruyordu. Şimdi sizin siyahınız, İHA'nız var ve dünyada ilk üçtesiniz. Bu arada Sayın şey de söyleyeyim ya, Baykar ama savunmadan yapılan son açıklama 13. ülkeyle de ihracat için anlaşma imzaladık şeklinde. Yani yüzümüzü güldüren bir gelişme olarak onu da bir dipnot söyleyeyim bu arada. Müthiş. Yani müthiş zaten hani yurt dışında çıkan makalelere de baktığımızda hani Türkiye hızla alan genişletiyor bu anlamda diyorlar. Şimdi ikinci düzlem de bu enerji meselesini belirlemişti Erdoğan. Enerjide dışa bağımlı en aza indirmek. Bunun için de hani Türkiye'de kaynaklarınız belli, doğal kaynaklarınız. Şimdi bununla yetinemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Farklı alanlara yönelmeniz gerekiyor. Yenilenebilir enerji. İşte o yüzden nükleer santral yapıyorsunuz. Az önce söyledim, rüzgar enerjisi %1, bu 5'te 1 pay demek. İşte doğal yani bir de rekor kırılmış yani %20,2'lik bir üretim günlük çok yüksek başlayacak. Bir rakam. Müthiş bir rakam. Yani bütün bunları sağladığınızda işte enerjide de o bağımlılığı büyük ölçüde azalttığınız anda işte o zaman bağımsız ülkeden bahsedilebilir. Yani siz Sefer Hocam ve Abdülkadir Hocam ben daha iyi bilir ama dünya arenasında sizin sözünüzün ağırlığı ekonomik gücünüzle de ilişkilidir. Türkiye artık bunu kendine mesele etmiş, dert edinmiş ve ekonomiyi büyütmekten bahsediyor. O bakımdan da hani zorlu bir dönem, zorlu bir süreç. 2023 seçimleri o anlamda da zorlu olacak. Yani Erdoğan hem içeride bir takım işleri düzeltecek ama bir yandan da küresel arenada mücadele vermek zorunda. Çünkü coğrafyamız böyle bir coğrafya. Dolayısıyla zorlu bir süreç ve 2023 çetin koşullarda geçecek bir seçim olacak. Peki Sayın Şener, şöyle sorayım efendim. Az önce Sayın Yiğitel söyledi, yani masada sözünüz ekonominizin gücüyle de ilgili dedi. Böyle midir? Katılır mısınız? Bir de Türkiye yönetmek gerçekten kolay bir iş mi? Yani hani çok böyle darmadağınık bir koalisyon yapısıyla bu işlerin üstesinden gelmek, hele de dünyadaki bu devinim ve hızı düşündüğümüzde mümkün mü? Şimdi mesela bir örnek vereceğim size. Fransa ile İngiltere arasında kim balıkları tutacak kavgası var şu anda baktığımızda. Hani çok eften püften bir mesele gibi görünebilir ama aynı hat üzerinde kim buradaki balıkları alacak diye iki ülke birbirine girmiş vaziyette. G20 zirvesi var Roma'da. Öncesinde yapılan açıklamalar masadaki en önemli sorunun ekonomik krizler ve salgının oluşturduğu hasar olacağı şeklinde değerlendiriliyor. Bu anlamda bakarsanız yani Türkiye'nin verdiği mücadeleyi biraz anlatabilir misiniz bize? Tabii Melik Bey'e katılmamak elde değil, onu söyleyelim. Ama burada şunu da teslim etmek lazım. Ben çok büyük yatırımlar yapıldığını, yani bu 20 yıllık süreçte, ama bunların çok iyi anlatılamadığını düşünüyorum. Yani bakın şöyle bir örnek vereyim. Yani 2003'lü 2004'lü yıllarda Türkiye'de elektrik üretiminin %56'sı doğal gazdan geliyordu. Yani doğal gazla elektrik üretiyor idik. Evet. Yani çok zengin doğal gaz yataklarına sahip olsak, her taraftan doğal gaz çıksa, bu normal bir durum olarak karşılanabilir belki. Hatırlarsanız Bulgaristan'dan, Irak'tan elektrik ithal ediyorduk, alıyorduk. Şimdi gelinen süreçte hakikaten bu enerji alanında çok büyük atılımlar yaptı. Bakın bugün rüzgar enerjisinde %20'lik payın elde edilmesi demek ki bu %1, %2'ler seviyesindeydi. Çok önemli bir unsur aslında. Niye önemli bir unsur? Çünkü iklimle ilgili biliyorsunuz yeni de Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık. Hı. Çevreyle ilgili bundan sonraki süreçte mutlak suretle bütün ülkeler yenilenebilir enerjinin payını %80'lere 90'lara çıkarmak zorunda. Yani bu ister rüzgarla, ister suyla, isterse de güneş enerjisiyle olsun. Bu manada baktığınızda enerjide çeşitlendirme
aslında son derece müthiş atılımlar yapıldı. Güneşte de aynı. Yani güneş enerjisi panellerinde de Türkiye %10'luk barajın üzerine çıktı. Doğru. Hatırlarsanız geçen haftalarda da onun müjdesi verilmişti. Yani Türkiye ilk defa güneş enerjisinde bu kadar yoğun bir enerjinin üretildiği dönemden geçmişti. Yani hem iklim anlaşmaları ışığında hem Avrupa'nın yeşil mutabakatı ışığında bundan sonraki ekonomik süreçler, biliyorsunuz bu karbon salınımı ile ilgili mutlak surette yenilenebilir enerjiye yönlendirecek dünyayı. Yani eğer rekabet etmek istiyorsanız işletmelerde, üretimde rekabet etmek istiyorsanız yenilenebilir enerjiye geçmeniz lazım. Onun için bu çok önemli diye düşünüyorum ve ben bunun çok da iyi kamuoyuna anlatılmadığı kanaatinde olanlardanım. İkincisi... Vallahi Sayın Şener, biz elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız. Hani Türk medya ailesi olarak epey de mücadele ediyoruz bu anlamda ama... Herkes tabii sokakta da insanları ikna etmek gibi görevleri var eğer bu yaşadığımız Türkiye'ye sahip çıkmak istiyorsak. Tabii sizleri suçlamak ya da hani sorumlu tutmak için demiyorum İbrahim Bey ama genel manada yapılan bütün olumlu büyük atılımların çok iyi anlatılmadığı kanaatinde olanlardanım. Tabii bu benim şahsi görüşüm. Hı hı. Tam tersini söyleyenler de olacak. Size ben katılıyorum Sayın Şener. O anlamda ben kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim ama şöyle bir algı oluştu artık. Yani mesela şimdi diyorsunuz ki ya İstanbul'da iki tane tünel bir tane köprü yapıldı diyorsunuz. Diyor ki ne var ki diyor ya bizim paramızla yapılıyor. Yapılacak tabii. Tamam aynı paralar başkasına geçiyor. Mesela İstanbul 2,5 yıldır yerinde sayıyor gibi bir hava oluşmuş durumda baktığımızda her gün. Sokaklarda yaşadıklarımızı biz biliyoruz İstanbullular olarak. O, yani böyle bir algı var ne yazık ki ve bu algıyı kırmak çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Kesinlikle. Zaten beyan etmeye çalıştığım şey o. Onun için bunu, yani bu algının da özellikle iyi yönetilmesi gerekiyor. Yapılan bütün bu düzenlemelerin, bütün bu gelecekle ilgili perspektif olan, yani özellikle stratejik yatırımların çok çok iyi anlatılması gerekiyor topluma. Bu anlamda tabii sizlere de bizlere de herkese iş düşüyor açıkçası. Ama gördüğümüz kadarıyla işte bu yatırımların özellikle enerjideki dönüşümün, sanayideki dönüşümün, sanayiyle ilgili şöyle bir rakam vereyim. Bakın bugünkü Merkez Bankası kararında işte selektif krediye başvuracağız diyor. Yani ihracat yapana ya da tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi, bakın savunma sanayi de başladığında yerlilik oranı %10'lar seviyesindeydi. Evet. Bugün %80'ler oranına geldi ama belli bir süreçten sonra geldi. Şimdi bu selektif kredilerle aslında mesela burada Sayın Şener, bilmem katılır mısınız ama yerlilik oranının yükselmesi kadar beni bunları satabiliyor olmamız, yani dünya çapında kalitede üretim yapılabiliyor olması da çok önemli bir başarı diye düşünüyorum. Kesinlikle kaliteli üretim yaptığınız zaman zaten satmamak diye bir şey yok. Hele hele pandemiden sonraki süreçte talep o kadar yoğun şekilde artmaya başladı ki dünyada, ki Çin'in konumu da değişmeye başladı biliyorsunuz tedarik zincirleriyle ilgili olarak. Dolayısıyla eğer kaliteli yaparsanız, yani bunu satmama gibi bir riskiniz yok zaten. Bu katma değer de sağlayacak bir olay. Ancak burada Merkez Bankası özellikle selektif kredi yoluyla şunu sağlamaya çalışıyor. Deniliyor ki madem ihracat yapıyoruz 210 milyar dolarlara uğraştı ama ithalatımız da deniyor 300 milyar dolar, işte 210'un çok çok üzerinde. İşte bunu engellemenin yolu o üretim kanalındaki, yani ham madde kanalındaki ya da ara malı kanalındaki üretimleri de yerliye çevirmek. Bunun da yolu selektif kredilerden geçiyor. Onun için diyorum Merkez Bankası'nın bu politikalarının reel politikalarla da makro politikalarla da hükümet tarafından oluşturulacak politikalarla desteklenmesi lazım ki bu süreç ilerleyen aşamada lehe dönsün. Ama unutmayalım, tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi bu süreç uzun vadeli bir süreç. Yani ta 2003'lerde başlandı savunma sanayine. Şimdi meyvelerini topluyoruz ancak 15-20 yıl sonra. Evet. Dolayısıyla bu süreçleri iyi yönetmekte fayda var diye düşünüyorum İbrahim Bey. Peki, bu da herhalde istikrarlı ve lider gerektiren bir süreç diye düşünüyorum. Şimdi sizinle devam edelim Sayın Buluş. Şunu soracağım size. Özellikle güvenlik olmadan ekonomik istikrar olur mu sorusunu soracağım. Çünkü işte Türkiye'nin bu mesela kalkınma hamlelerini vesaire konuşuyoruz ama mesela özellikle doğuda yapılan yatırımlarda terörün belinin bükülmüş olması, kırılmış olmasının büyük etkisi olduğunu düşünenler cephesindeyim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir hani özellikle yabancı yatırımcı olsun ya da yerli yatırımcı olsun.
olsun bir yere yatırım yapmak isteyen önce güvenlik meselesini öne alır ve onu değerlendirir mi? Bir de şunu da sormak istiyorum. Baktığımız zaman önümüzdeki süreçle ilgili olarak mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden dün yapılan değerlendirmeler var. Türkiye'yle olumlu bir gündem oluşturmak istiyoruz diye. İşte G20 zirvesinde Fransa'dan bir talep geldi. Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor diye. Ve muhtemelen görüşecekler ki zaten Fransa'nın da ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığının farkındayız. Bu anlamda baktığımızda Türkiye birkaç temel sorunu çözerek yoluna devam ediyor diyebilir miyiz? Özellikle güvenlik meselesinin ekonomi etkisi üzerinden değerlendirirsek. Evet, kesinlikle ekonomik güvenlik ve tabii ki politik güvenlik, sınırlarımıza güvenlik hepsi bunlarla ilişkili. Yatırımların belirlenmesinde sizin de ifade ettiğiniz gibi bir ülkenin iç ve dış tehditlere ilişkin güvenli olup olmadığı son derece belirleyici. Bir de Sayın Buluş, bu güvenliği sağlamanın da bir ekonomik maliyeti vardır herhalde diye düşünüyorum. Yani hesaplarımızı yaparken bunları da vatandaş olarak düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz? Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şimdi biz 90'lı yılları yaşamış insanlar olarak biliyoruz ki Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da PKK'nın etkinliğinin ne kadar yüksek olduğunu. Orada herhangi bir iktisadi anlamda olumlu bir şey yapmanın mümkün olmadığını, çünkü enerjimizi tamamen terörle harcadığımızı biliyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Sayın İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'de artık terörist sayısının böyle yüzlerin altında sayılabilir neredeyse tek tek isim isim bildikleri şekilde ifade edilince özellikle bu Güneydoğu'da sınırlarımıza sağlanan güvenliğin de bölgesel gelişmişlik anlamında daha geri kalmış bölgelere yönelik bizim 6. bölge dediğimiz teşvik alanlarına ilişkin yatırımların öne çıkmasına yol açacağını bekleyebiliriz. Dolayısıyla hükümet çok yönlü mücadele ediyor. Yani hem dış politikada hem içeride güvenliği sağlayarak ekonomik istikrarı bir anda sürdürme, bununla ilişkin uyumlu kararlar alma ve sonuçta bunların hepsinin koordinasyonunu getirdiği bir zorunluluk ve zorunluluğu atlatmaya çalışıyor. Bunları düşünüldüğünde gerçekten Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bugün özgürce gezebiliyor olmanın getirdiği bu fayda orada ekonomik yatırımlara dönüşecek. Ama en önemlisi sizin de vurguladığınız gibi orada güvenlik harcamalarına ayrılan kaynağın artık serbest kalacak olmasıdır. Yani güvenlik harcamalarına ayrılan kaynağın bir miktarının oradaki sosyoekonomik gelişmişliğe, eğitim harcamalarına ayrıldığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak uzun ve... Mesela hemen somut örnek vereyim Sayın Buluş. İşte bugün işte imza altına alınan Diyarbakır Lojistik Merkez Üssü projesi. 1 milyar 150 milyon liralık bir proje ve Orta Doğu ve işte Kafkaslarla ilgili ciddi bir yatırım anlamına geldiğini Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu bugün söyledi. Evet, doğrudur. Burada işte André Günter Frank'ın 98 yılında yayınlanmış bir kitabı var, Reorient diye. Bu 98 yılında yeniden doğunun yükseleceğini çok erken dönemde söylemişti André Günter Frank. Ve adeta eski İpek yolunun bir şekilde canlanacağı, eski zamanlarda tarihsel olarak düşündüğümüzde Diyarbakır gibi, Halep gibi bölgelerin, oradaki baharat İpek yollarının geçiş güzergahında olan şehirlerin ne kadar canlı olduğunu biliyoruz. İşte bu anlamda ortaya çıkan ekonomide tedarik zincirlerinde Türkiye'ye yönelik eğilimlerin de artmasıyla Diyarbakır gibi merkezlerin de artık lojistik merkeze dönüşecek olması, işte onunla muhtemelen Mersin bağlantılı projelerin de geliştirilecek olduğunu düşündüğünüzde bir anlamda uzak doğunun mallarının kısa yoldan limanlar üzerinden Avrupa'ya tedarikinin daha kolay olacağını ve maliyet düşüşlerinin Türkiye'yi önemli bir cazibe merkezi yapacağını ve Türkiye'nin hem batıya hem doğuya yönelik bir lojistik merkez olacağını işaretlerini alıyoruz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında inanması belki çok güç ama önümüzde gerçekten ciddi bir fırsat olan bir dönem ve karşı karşıya kaldığımız anlaşılıyor. İşte bu güvenlik meselelerinin hepsini çözmek. Çünkü ekonomik güvenliğin bir boyutu da biraz önce Sefer Hoca'nın anlattığı. Tabii ki enerji bağımlılığında da biz bu risklerimizi düşürmek ve olabildiğince yerli kaynaklarla ve yenilenebilir kaynaklarla da enerji güvenliğini de sağladığımızı düşündüğümüzde sadece politik riskleri, dış konjonktürel riskleri yönetmek değil, enerji bağımlılığının doğurduğu diğer riskleri de yöneterek aynı anda konsantre gitmemiz, koordineye gitmemiz gereken bir dönem bizi bekliyor. Bu açıdan ben gayet ümit varım ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde zaten bu söz konusu güvenlik sorunlarının asgariye inmesinin getireceği canlanmaları şu anda görüyoruz. Benim evet. Bildiğim kadarıyla birçok noktada OSB'ler inşa ediliyor, fabrikalar açılıyor. İşte özellikle tekstil alanında yeni üst merkezi haline gelen şehirler var.
Dolayısıyla burada Türkiye'nin en büyük geçmişten beri süregelen Cumhuriyet dönemi boyunca bölgesel geri kalmışlık ya da dengesiz bölgesel gelişme sorunlarının da çözümüyle Türkiye'nin aynı zamanda tekrar bu güvenlik sorunlarıyla ilişkili şekilde siyasi istikrarını da daha güçlü bir şekilde sağlayacağını ve güvenle yoluna yürüyebileceğini düşünüyoruz. Ama tabii ki dışarıdaki düşmanlar buna izin vermiyorlar, bunun farkındalar. Türkiye bir sıçrama noktasında. Bunu dikkatli okumak gerekiyor. Yani ben şunu soruyorum, neden tüm dünya Türkiye'ye karşı? Baktığınızda bir havalanma ihtimali var, bir take-off, bir kalkış aşamasındayız. Güçlü bir biçimde liderlik yapma pozisyonundayız ve etrafımız kuşatılmış durumda. Bu kuşatmayı tabii ki son Büyükelçi krizinde de gördüğümüz gibi ben 50 küsur yaşındayım. İlk defa dış politikada Türkiye'nin çektiği bir restin sonucunu aldığımız görmekten gayet memnuniyet duyuyorum. Gene Barış Pınarı, işte Afrin'de iki yaptığımız zeytin dalı hareketleri. Şimdi Sayın Buluş, mesela daha bugün bu konu tartışıldı. Dostlar arasında biz sohbet ederken, konuşurken işte bir kitle var. Erdoğan'ın söylediği her şeyi yapmasına rağmen bundan sonra söylediklerini hep yapamayacağını iddia eden bir kitle var ama şimdi müsaade ederseniz çok az sürem kaldı. Bir 5 dakikam kaldı. Melik Yiğit'e de bir söz vermek istiyorum. Sayın Yiğit, şöyle bir soru soracağım efendim. Muhalefet çok gündeme almak da istemiyorum aslında bakarsanız ama o cepheye de yine de bir değerlendirme yapmak istiyorum sizle beraber. Şimdi muhalefet cephesi sürekli olarak sorunlardan bahsediyor ama çözümlerden pek bahsetmiyor. Birinci sorum şu, en son işte no name bir ismin Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde iddialar ortaya atılmaya başlandı. Şimdi Türkiye'yi böyle no name bir isim, yani herkesi işte kucaklayabilecek ya da herkese mavi boncuk dağıtabilecek bir isim yönetebilir mi? Ya da işte böyle bir no name, sembolik bir Cumhurbaşkanı olduğunda Başbakan'ın Meral Akşener olduğu işte ya da Cumhurbaşkanı yardımcılarından birisinin Kılıçdaroğlu, birisinin Meral Akşener, birisinin de Pervin Buldan olduğu bir yöntemle Türkiye nereye doğru koşabilir? Biraz bunları bize anlatabilir misiniz? Çünkü Türkiye yönetmek gerçekten, hele de dünyanın şu içinde bulunduğu kriz ortamlarında güçlü liderlik istiyor gibi düşünüyorum. Ve örnek vereyim, mesela işte Fransa'da Macron herkese efelendi ama İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri halıyı altından AUKUS ittifakıyla çekiverdi. 90 milyar dolar olduğu düşünülen işte ilk etapta 37 milyar dolarlık bir denizaltı ihalesini bir anda kaptırdı. Ya şimdi ya muhalefet hani böyle bir no name isim falan ya ve çok garip bir düşünce içindeler. Özellikle Cumhurbaşkanlığı meselesini bence yeni bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini çok kavrayamadılar. Yani o eski Türkiye'de hani bir tane emekli asker bulalım, bir tane emekli yargıç bulalım, işte bir protokol Cumhurbaşkanı olsun falan. Hala sanırım o kafada, çünkü şey değil yani. Bizim seçeceğimiz Cumhurbaşkanı aynı zamanda başbakan. Yani başbakan yetkilerini de kendisine barındıran, yani oradan koşan, icracı Cumhurbaşkanı seçiyor. Sorumlu olan ilk kişi o aslında, milletin yani, oy verdiği. Aynen öyle. Ve yani siz şöyle düşünün. Yani hani futbol üzerinden örnek verirsek, siz mesela ya Messi'nin yerine santrafor arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bizim mahallede halı saha maçında ben birini gördüm. Topa iyi sıçrıyor, onun yerine oynatabilir miyiz kadar garip ve tuhaf. Gerçekten ben mesela çok şaşırıyorum. Yani işte no name olsun, işte herkese yok eşit mesafede olsun. Yok böyle garip garip isimler geçiyor. Mesela adamın tek özelliği, atıyorum yani iyi bir mühendis. Ya kardeşim, bu böyle bir şey değil ki. Yani dünya dediğin şey kurtar sofrası. Yani gerektiğinde Putin'le bilek görüşü yapıyorsun, gerektiğinde Biden'la yapıyorsun. Ve yani Türkiye artık Premier Lig'de. Bir de bunu da görmek lazım. Yani level atladı. Hani böyle futbol üzerinde örnek verirsek, İngiltere'den 8 gol yediğimiz dönemler geride kaldı. Ya artık böyle Türkiye Dünya Kupası'na, Avrupa Kupası'na gidemediği zaman bayağı sinirlenip duvar yumrukluyoruz. Çünkü başka bir Türkiye var. Siz evet. Şimdi hala eski ezber üzerinden böyle garip garip çıkarsamalar, böyle bir Türkiye yok. Ben yani öyle yaparlarsa hani bu seçmen de bunu çok anlayamadıklarını o zaman farkına varır. Çünkü bir soru işlerle bir sokaktayız ve insanlar soruyor. Yani mesela Sayın Yiğit, hani bir örnek vereyim, bitti sürem aslında ama mesela şurada bir fotoğraf karesi var. Alternatif isimleri yokluyorlar. Şurada bir fotoğraf karesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli özelliklerinden birisi de işleri çok sıkı takip ediyor olması. Bu fotoğraf karesinde işte TOK heyetiyle pil üreten yetkililer gelmişler. Aynen. Ve dün akşam Erdoğan'la son durumu bir anlamda bir briefing şeklinde anlatıyorlar. Yani
Bazıları yapamayacağımızı, işte TOG'u üretemeyeceğimizi düşünüyor ama işler de gümbür gümbür geliyor. Ben de özellikle yakından takip ediyorum fabrikadaki gelişmeleri. Yani şimdi no name bir isim bu kadar hani uluslararası alanda mücadele, terörle ilgili mücadele, diplomatik mücadele, ekonomik mücadele bir cümleyle özetlemek gerekirse yapabilir mi? Ya mümkün böyle bir şey yani biz... Hani yeminli bir mali müşavir falan aramıyoruz ki yani böyle herkese eşit mesafede yeminli mali müşavir. Bunu yani bunu şey anlamda söylüyorum, yeminli mali müşavirler kıymetlidir şimdi alınmasınlar. Yani bunu şey anlamda söylüyorum, sonuç itibariyle biz hani az önce hocam söyledi peki. Ya Türkiye take off'ta. Ya eğer Türkiye take off'taysa da o uçağı havalandıracak bir pilot lazım. Siz bir kamyon şoförünü getirip şey uçağın kokpitine oturtabilir peki. misiniz? Peki. Böyle bir şey mümkün mü? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Buluş bizimleydi. Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için diyorum ve ben veda ediyorum. Birazdan akşam haberlerinde sizlerle Kaan Yakupan olacak. Hoşçakalın.